Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Disney Plus'a nasıl üye olabileceğiz, nasıl aktivasyonu gerçekleştirebileceğiz, bunu anlatmaya devam edeceğiz. İlk aşamada erken kayıt için öncelikle kayıt oluşturmamız gerekiyordu. Bugün mailler gelmeye başladı arkadaşlar. Mail gelmeyenler için özellikle Gmail'den girdiyseniz gelen kutusunda şurada tanıtımlar bölümü mevcut. Oraya tıklamanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Disney Plus yayında şeklinde gözüküyor. Ya da buradan arama kutucuğuna da Disney yazıp aratabilirsiniz arkadaşlar. Yine o şekilde de Disney Plus mailine ulaşabiliyorsunuz. Gelen mail bu şekilde 26 Haziran 2022 tarihine kadar faydalanabiliyorsunuz indirimden. Tekliften yararlan bölümüne basıyorum. Evet, öncelikle indirimden yararlanmak için o link üzerinden, gelen mail üzerinden tıklayarak devam etmek birinci şart. İkinci şart yine e-posta adresimizi, kayıt olduğumuz e-posta adresi olarak girmemiz. İkinci şart arkadaşlar. Buraya e-posta adresimizi giriyoruz. Şuradaki tiki işaretleyip devam et bölümüne basıyoruz. Üyelik sözleşmesi mevcut. Kabul et, devam et dedim. Bir parola oluşturmamızı istiyor. En az bir rakam ve özel karakter içeren minimum 6 karakterli büyük küçük harfe duyarlı bir parola oluşturmamızı istiyor. Özel karakter de olmak zorunda. Nokta, yıldız, kare artık neyse bir özel karakter olmak zorunda arkadaşlar. Parolamızı da belirledikten sonra devam et bölümüne basıyoruz. Evet, mail üzerinden üye oluyorsanız fiyatınız 279 lira 90 kuruş arkadaşlar. Eğer aylık üyelik oluşturmak istiyorsanız burada 34 lira 99 kuruşluk bir üyelik mevcut arkadaşlar. Bunun haricinde yıllık olarak 349 lira 90 kuruş ödeyerek de yine indirimli üyelikten faydalanabilirsiniz. Çünkü 34 lira 99 kuruş yaklaşık 420 lira gibi bir ücret yapıyor arkadaşlar. Aylık ödeme seçeneğini seçebilirsiniz. Ya da yıllık eğer mail üzerinden üye olmadıysanız 349 liraya üye olabilirsiniz. Şu an gösterdiğim gibi mail üzerinden daha önce kayıt oluşturduysanız 279 lira 90 kuruş tek seferde çekimle üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Mail gelmeyenler bugün içerisinde beklemeye devam etsinler. Maillerin gönderimleri devam ettiği söyleniyor arkadaşlar. Şimdi kartımızın üzerindeki ismi yazıyoruz. Kart numarasını aşağı bölüme yazıyoruz. Bu kart illa sizin adınıza olması gerekmiyor arkadaşlar. Herhangi birinin adına da olabiliyor. Son kullanma tarihini yine buraya ay ve yıl olarak yazıyoruz. Mesela 12-23, 12. ayın 2023 şeklinde. CVV kodu dediği kartımızın arka yüzündeki 3 haneli şeritte yazan kodtur arkadaşlar. Onu da yazıp kabul et, devam et bölümüne basıyoruz. Burada 349 lira yıllık üyelik gözüküyor. 12 aya kıyasla 279.90 diye altta yazıyor arkadaşlar. Şimdi ödev ve yol bölümüne bastım. Evet, üyeliğimiz gerçekleşti. Programın kullanımına ilişkin detayları yine kanalımızda incelemeye önümüzdeki günlerde devam ederiz arkadaşlar. Evet, kart ödemesinin detayını da ekrana paylaşıyorum şu anda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kesilen tutar 279 lira 90 kuruş olarak gözüküyor. Yani kafanıza takılmasın oradaki rezan rakam. Kesinti tutarı 279 lira 90 kuruş olarak gözükmekte. Yine kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.